Spordan sanata, bilimden doğaya, eğitimden kültüre, teknolojiden hobiye, hoşunuza gidecek birçok şey. Hoş Sohbet başlıyor. Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu Radyo'dan sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize merhaba. Hoş Sohbet'te şu anda ben Turgut Onarır ve üniversitemizin çok kıymetli ve başarılı öğrencilerinden Recep Susem'le birlikte çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Konuşmayı anlatmayı çok seven, konuştuğunda etrafındakilerin tüm işlerini bırakıp pür dikkat dinlediği o çok değerli konuğum şöyle düşünüyor. Çehov okumayan bir doktor kötü doktordur. Resim sergisine gitmeyen bir avukat çok kötü bir avukattır. Şiir okumayan bir senarist zaten senaryo bile yazamaz. Bütün bu rabıtalar aslında tek bir amaca hizmet eder. İyi adam olmak. Eğer iyi bir adam olursanız iyi bir senarist de olursunuz. İnsan bu hayatı iyi yaşamaya çalışırsa da haliyle iyi oyuncu olur diyor. Doktor, senarist, oyuncu ve yazar Ercan Kesal. Hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk kardeşim. Sizi aramızda görmek gerçekten bizleri gururlandırdı. Çok mutlu olduk. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sık gelir misiniz İzmir'e? Tabii şöyle, İzmir benim gözümü açıp da gördüğüm yer. Çünkü 1977 yılında ilk Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olarak geldim. Daha sonra tıp fakültesine geçtim ama demek ki 18 yaşında İzmir'deydim. Ve İzmir'in bendeki karşılığı başka hiçbir şehre benzemeyecek kadar derin ve zengin anılarla süslü. Şimdi de aynı şeyi hissediyorum tabii şehre girdiğim zaman ama sanki 1970'li yılların İzmir'i kent olarak biraz daha sıcak, biraz daha rahat, biraz daha mı keyifliydi bilemiyorum. Aradaki ya da ben mi yaşlandım artık? Bana açıkça söyleyebilirsiniz bunu. Yok, doğru söylüyorsun. Şimdi de İzmir evet. Çok sıcak ama sadece doğasal olarak sıcak. Evet. Bir de tabii ilk gençlik yıllarının bütün heyecanı, ilk aşkınız, ilk hayal kırıklığınız, edebiyatla çok hızlı ve ilk tanıştığınız dönemler. Tabii biraz da 80 öncesi yılların hareketliliği, politik kimliğinizle ilgili bir takım şeyleriniz, duygularınız. Bütün bunlar çok kıymetli anılar bıraktı bende. Çok mutluyum. Onun için İzmir'den beni çağırdıkları zaman... Mutlu oluyorsunuz, kopamıyorsunuz. Hem mutlu oluyorum hem de bu kadar yoğunluğun arasında hani ya İzmir'de de gideyim ya. İki elim kanda da olsa bir gideyim. Çünkü buraya geldiğim zaman yorulmuyorum ben. Çok mutlu oluyoruz. 1959 Avanos doğumlusunuz. Bahsettiğiniz İzmir'e bir süre bu beden ayak bastı ve uzun zamandır da İstanbul'da yaşıyorsunuz. Sizi Avanos'tan İstanbul'lara götüren süreci bize anlatır mısınız? Neden İstanbul'a gitmeyi tercih ettiniz? Avanos'tan tabii ilkokul, ortaokul ve liseyi orada okudum. Kasabalıyım ben, bir taşra çocuğuyum. Ege Üniversitesi, önce bir Ankara Siyasal Bilgiler'de bir yıl kadar yarım bıraktığım bir eğitimim var. Daha sonra yeniden sınavlara girerek İzmir'e geldim, Ege'ye. Tıp fakültesinden 84 yılında mezun oldum. Mecbur hizmet için tekrar doğduğum yerlere çok benzeyen Keskin ve Bala gibi kasabalarda hekimlik yaptım. Orada uzun yıllar mecbur hizmet, aslında 2 sene olmasına rağmen uzun yıllar hekimlik yaptım ve doğrusu aklımda sinema hep vardı zaten. Ve onu yapabileceğim şehir olarak da nedense İstanbul gözümde canlanıyordu. Buradan belki hakikaten bir parantez açılıp şu söylenebilir. Kim ne derse desin, İstanbul'un yanında kültürel bir karşılaştırmaya tabi tuttuğunuzda İstanbul'un dışındaki kentler ister istemez tırnak içerisinde taşra konumunda addediliyor. Bu bir şey değil, biri iyi biri kötü anlamında söylemiyorum ama o yoğunluk, oradaki ilişki ağı, oradaki şey, network çok daha farklı. Ve İstanbul kendisine aşık eden bir şehir. Bilemiyorum yani, gittiğim zaman epey bir dışarıda gezen birisiyim son dönemlerde. Özlediğim, çok özlediğim, bir an önce dönmek istediğim bir kent İstanbul. Sinema İstanbul'a gidiş sebebi. Başka bir şey sinema. Değil. Evet. Ama gider gitmez sinema olmadı. Bir de şunu söylemekte fayda var aslında. İlk bakışta belki hepimizin tırnak içerisinde ne alakası var baba
der gibi ne alakası var diyeceğimiz sinema hekimlik ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? Çok alakalı mıdır? Yok, çok alakalı. Ne alakası var Turgut demeyeceğim burada. Çok alakalı. Çünkü babam rahmetli haklı çıktı. Bu kadar ne alakası var babadan sonra. Değil mi? Babamın aslında söylediği her şeyin çok alakalı şeyler olduğunu fark ettim. Ama bunu babamı kaybettikten sonra fark ettim. İşin acı tarafı o. Belki buradan genç arkadaşlara hakikaten şunu söylemek lazım. Ne alakası var baba derken birazcık durun. Düşünmek ya. Lazım. Bir bazen düşün, onların fikirlerine evet, çok ihtiyaç duyacağız değil mi? Bazen de çok her zaman duyuyoruz değil mi? Şöyle... Tıp fakültesiyle, dün Kocaeli Tıp Fakültesi'nde bir konuşmam vardı. İzmit'teydim. Dekanı çok sevgili kardeşim Şükrü Hatun, Doktor Şükrü Hatun davet etti. 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir konuşmaydı bu. Tıp fakültelerinin çok önemli bir şeyi vardır. Öğrencilik döneminde, arkadaşlarım hemen bilirler dinliyorlarsa, demonstrasyon vardır. Yani dersin preparatları, o dersteki bir takım şeyler, materyaller... doku üzerinde canlıymış gibi, canlı doku üzerinde ama genellikle bunlar şeydir biliyorsunuz ya böyle formüllenmiş ceset şeyler üzerindedir ya da işte oradaki şeyden alınmış parçaların mikroskopta görülmesidir. Biz buna demonstrasyon deriz. Yani daha sonra gerçek hayatımızda onunla karşılaşacağımız kas, kemik ya da neyse artık o hastalıklarla ilgili dokuları öğrenmek için yaptığımız bir derstir o demonstrasyon. Yeniden bir kez daha görmek gibi. Sinema size gerçek hayatın, yaşadığınız hayatın demonstrasyonun imkanını sunan bir sanattır. Evet. Size ait olmayan bir hayatı oturduğunuz koltukta izliyorsunuz çok korunaklı biçimde. Heyecanlanıyorsunuz, korkuyorsunuz, duygulanıyorsunuz. Onu durdurma şansınız da var eğer evinizdeyseniz. Yani tekrar yeniden başa sarıp bir daha izleyebilirsiniz. Bu çok kıymetli bir şey. Yani hayatı demonstre ediyorsunuz yani. Yeniden deneyimliyorsunuz ve bu şansı size sinema veriyor. Başka hiçbir sanat dalında bu şey yok. Peki insan ilişkileri çok sık kuruyorsunuz bir doktor evet. olarak, bir hekim evet. olarak. Çok fazla insan tanıdınız. 72 köy bağlıydı galiba evet. çalıştığınız evet. sağlık ocağına. Evet. Bu ciddi bir sayıdır. Evet. Ve birçok hayatı tanımak... Galiba sinemaya bulaştığınız zaman o hayatları, o senaryoların içine çok rahat bir şekilde yedirebiliyorsunuz. Aslında karakter tahlillerinde de çok başarılı olmuş oluyorsunuz evet. böylelikle. Kieślowski'nin bir lafı var. diyor ki ben sinemayla uğraşacak olanlara sadece şunu söylerim. Kendi hayatınızla hesaplaşın. Kendi hayatınızla hesaplaşamazsanız kurduğunuz hayatlar, yazdığınız hayatların hesaplaşmasını yazamazsınız diyor. Doğru. Yani... Çünkü dönüp baktığınızda danışabileceğiniz en yakınızdaki kişi kendiniz. Aslında itiraf etmeseniz de en iyi tanıdıklarınızda tanıdığınız birisi de kendiniz. Dönüp kendi ruhunuza bakıyorsunuz. Kendi geçmişinize, yaşadıklarınıza, onlardan çıkarttığınız derslere. Senaryo nedir? Senaryo ben olsam ne yapardımdır aslında. Evet. Kahramanınızı konuştururken, hikayeyi genişletirken, örgüyü kurarken hep sürekli şu soruyu sorarsınız. Şimdi bir şey yapacak bu da ben olsam ne yapardım? Şunu yapar, onu yazarsınız zaten. Çünkü kendi hayatınızı ancak örnekleyebiliyorsunuz. Benim burada bir şeyim olacaktı evet. sinemayla ilgili. Biz yönetmenler de aslında yani yönetmenler ondan sonra filmi izleyen kişiler olarak da aslında bir arınma yaşıyoruz kendi yani. O filmi izlediğimiz zaman o karakterde kendimizden bir şey buluyoruz ve kendi içimizde bir arınma yaşıyoruz. Katılır mısınız veya böyle bir şey? Tabii katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Senin söylediklerinin devamı gibi tamamlayabilirim. Filmler, sinema daha doğrusu aslında bir şeyi değiştir, dünyayı değiştirmez. Dünyanın düzenine dair, dünyanın gidişatına dair ya da olmuş olacak bir şeylere dair bir şeyi değiştirmez. Onu seyreden kişiler bir şeyleri değiştirir. Siz o filmi, o sinemayı seyrettikten sonra ruhunuz değişiyorsa eğer o film güçlü bir filmdir. İyi film ya da kötü film, iyi sinema ya da kötü sinema yoktur. Güçlü sinema vardır. Güçlü sinema sizin duygularınızı harekete geçiren sinemadır. Sizin duygularınız harekete geçerse siz dünyaya dair kendinizi yeniden konumlandırırsınız. Film bittikten sonra kapının önüne çıktığınızda eğer artık eski Ercan, eski Recep, eski Turgut değilseniz o film güçlü filmdir. Ondan sonra sizin için yeni bir yolculuk başlar çünkü ve buna sebep olan işte biraz önce içeride seyrettiğiniz
o tuhaf hayatın sizin duygularınızı değiştirme gücüdür. Hikaye bu. Doğru. Hazır söz sinemaya gelmişken konservatuar mezunu olan eşiniz Nazan Hanım bir röportajında şöyle söylüyor. Sevgilim rolüne sevgilimi önerdim. Ercan oyuncu oldu diyor. Nasıl başladı bu serüven? Valla dediği doğru. Ben tabii ki sinemaya çok niyetli ve hevesli olmama rağmen oyuncu olarak öyle bir şeyim yoktu ki. Ben sinemaya yönetmen olarak girmek için geldim İstanbul'a. Hı hı. Yani benim için kameranın arkasıydı asıl olan. Ve bütün derdim oydu. Fakat ben tuhaf bir yerden girdim. Buna vesile olan da eşimdir. Eşim Nuri Bilge'nin daha önce Uzak filminde ve daha sonra İklimler filminde oynadı. Daha sonra Tayfun'un Pir Selimoğlu'nun Saç filminde oynadı. İyi bir oyuncudur. Tiyatroyu da çok iyi bilir. Açıkçası sinema oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğunu da iyi ayırt eden, onun farkında olan bir oyuncudur. Oyunculuk konusunda alaylı ya da eğitimli gibi tartışmalar çıkıyor mu aranızda? Bir süre beni tabii izledi bu. Biraz da çekindi benim adıma. Ben tahmin ediyorum. İşte üç maymunda bir şey yaptın. Bunu istersen daha fazla zorlama şansını. Buradan olmadık işler açabilirsin başına. Rezil olabilirsin dediyse de galiba ikinci, üçüncü filmden sonra şey yaptı. Rahatladı. Evet, Uzak filmindeki bir bara giren adam. Başladınız değil mi? İçin birisi lazımmış. O da benim fotoğrafı göstermiş. Yönetmen de olur oynasın demiş. Benim setle ve kamerayla ilk tanışmam öyledir. Çok güzel. Peki Uzak filminde o bara giren adam figürasyonu nasıl oldu da daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülleri almalara kadar gitti. Cannes Film Festivallerine, Kırmızı Halılara yürümelere, oyuncu ve senarist olarak gitmelere kadar vardı. Orada da hikayeciliğim bence devreye girdi. Çünkü ben çok hikaye anlatmayı, hikaye ya da şahit olduğum şeyleri aktarmayı seven birisiyim. Öyle bir belki de bir meddah yanım olabilir. Biliyorsunuz ilk senaryo ve oyunculuk işim Üç Maymun'dur. Hı. Yani Nuri ile olan bu Cannes seyahatleri, o süreçler benim sürekli anlattıklarım üzerinden ve işbirliği yapabileceğimizi gösterdi ona. Yani birlikte senaryo çalışmayı. Birlikte senaryo çalışırken de zaten sizin şeyiniz, hal ve vaziyetiniz, anlatış biçiminiz, hı hı, İki hikayeyi gösterme biçiminiz de galiba onun kafasında ya ben bunu oynatayım getirdi. Üç Maymun'un biz... İkna ettiniz Nuri Bilge Ceylan. Üç Maymun'un tabii biz senaryosu bitmişti. Kast aşamasında auditionlarda bana teklif etti. Patronu sen oyna diye. Çok güzel. Yalnızca Nuri Bilge Ceylan'la da çalışmıyor. Taylan kardeşlerden değil aslında. Yağmur da çalışıyorsunuz. Onur Ünlü'ye, Mahmut Fazıl Coşkun'dan Tayfun Pir Selimoğlu'na kadar birçok yönetmenle de çalıştınız. Hatta Sermiya Midyat'la da çalıştınız. Evet. Bu birlikteliklere rüştünüzü ispatlama çalışması da diyebilir miyiz acaba? Ya da rüştünüzü ispatladığınızı gösterdiniz diyebilir miyiz? O. İlk başrol. Yani ben kendimle aslında bir başkasına göstermek yerine ben kendime de kanıtlamanız lazım değil mi yani kendinizi? Ben tamam bir şey yaptım ama neticede aslında oyunculuk, kamera önü oyunculuğu yönetmenin şeyidir. Eseridir. Yani çünkü keser biçer yapıştırır. Sizin kötü taraflarınızı, kötü oynadığınız tekleri atar, iyileri koyar. Yani siz orada bir türlü kendinizle çok da fazla yüzleşemezsiniz. Yani acaba şeyler hiç bitmez. Bunun için bir şey lazımdı ve Küf iyi bir fırsat oldu. Ali Aydın sağ olsun güvendi. O da onun da ilk filmiydi. İlk film Genç Aslan ödülü aldı. Genç Aslan ödülü aldık. Şükür o filmden ikimiz de alnımızın hakkıyla çıktık. Evet. Çok güzel. Recep sinemayla özellikle sizin sinemanızda da hatta Tarkovski ile de çok ilgili. Bu noktada belki eklemek istedikleri bir şeyler olabilir mi? Recep birazdan mikrofona doğru benim konuşursan. Benim kendisine şöyle bir Stalker filmindeki karakter bir odaya giriyor ve burada kardeşi ölüyor galiba. Onun canının yani tekrar hayata gelmesini istiyorum diyor. Sonra sizin anlattıklarınızda bir hikaye var. Sizin bir hastayla inşallah ölsün yani İnşallah ölmüştür dediğiniz bir yer var. Yani hayatımızda öyle anlar oluyor ki işte orada evet. Da yani bazen gerçekten hani o hastayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Belli bir şeyiniz var ama içinizden de inşallah bu ölmüştür diyorsunuz. Orası mesela bana bir şey kurmuştu. Evet, o sorun... Soru değil aslında, pek soru gibi de değil. Yani öyle bir bağ kurmuştur. Sizin onunla olan bağınız. O hikaye tam da şöyle oldu. Recep onu çok hızlı kısa bir şekilde anlatayım.
aslında belki de bizim hikayenin içindeki sinemayı bulup çıkartmakla ilgili de bir örnek olabilir bu söyleyeceğim şey. Bana çoktan ölmüş bir hasta gelmişti. Kalp krizi geçirmiş. Yani bizim tabirimizde çoktan eks olmuş bir hastaydı. Ama siz böyle durumlarda bile mutlaka resüsitasyon yaparsınız. Zaten yasal bir zorunluluktur da bu. Ben resüsitasyonumu yaptım. Sonra döndüm yerime. Yani vefat ettiğini söyledim yakınlarına. Onlar bir 3-5 dakika sonra birisi koşarak geldi, dedi ki nefes alıyor hasta. Belli ki resüsitasyon sırasındaki bu şey hava toplamış akciğerler benim işlemim sonunda. Ölen vatandaş da onu tekrar geri çıkartmış. Nefes alır verir gibi bir şey çıkmış ortaya. Şimdi orada benim bu inşallah ölmüştür kullanma şeyim şu. Hasta zaten vefat etmiş. Yapacak bir şey yok ama ben şimdi bunu hakikaten böyle bir şey olursa eğer hakikaten yanılmışsam ben bununla nasıl baş ederim? Yani ben bu utançla nasıl yaşarım? O zaman içinizden şöyle bir kendinizi yakalıyorsunuz şunu tekrarlarken. İnşallah ölmüştür. Yani inşallah ölmüştürün karşılığı şu bence sineması buradaki öykünün. Bir insan utancıyla baş edemezse pekala bir başkasının ölümünü isteyebilir. Ruhu, insan ruhu bu kadar kendi içinde kıvrımlara sahip. Bilmediğimiz bir takım şeylere, karanlık yerlere sahip. Belki de sinemanın ya da sanatın işlevi, işi bunlara ışık tutmak, bunları açığa çıkartmak. Böylelikle bu dünyayla olan ilişkimiz daha samimi, daha sahici, daha gerçekçi olur. Ve sanatın işi budur bence. Öyküdeki sinema ya da bu hikayenin senaryosu tam da bu, mottosu. Bir insan pekala bir başkasının ölmesini isteyebilir ya da olmayacak bir şeydir ama hakikaten sonsuza kadar yaşamasını isteyebilir gibi. Buralardan bakmak lazım okuduklarımıza da. Hazır az önce uzaktan bahsetmişken dinleyenlerimize o meşhur sahneniz var. Uzakta değil o sahneniz. Uzaktaki sahne de aslında meşhurluğa giden bir sahne oldu ama bir zamanlar Anadolu'da muhteşem bir sahneniz var. Hangi sahne? Muhtar sahnesi. Muhtar sahnesi. o kadar evet. Meşhur ki. Evet. Biz ona bir kulak verelim. Tabii dinleyenlerimizi ki. Hatırlatalım. Şöyle küçük bir kısmını sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ödenek çıkartamıyoruz bir türlü. Köyün duvarı, mezarlığın duvarı tabii yıkık olduğu için maldavar giriyor. Pisliyor, affedersin. Mevtaya eziyet tabii, köylü taciz oluyor. Bizim asıl derdimiz bu. Girişteki müştemilatı diyor da yıkalım. İhtiyar hayatıyla da konuştuk Azra'yla. Oraya güzel bir morg yaptıralım. Projesi hazır. Ne yapalım? Morg yaptık. Morg asilhaneyle birlikte ama. Asilhaneli bir morg. Projesini hazırladık. Her türlü dosyası tamam. Ödenek ihale çıkmadı. Şimdi bir türlü yola sokamadık. Naci Bey. Çok önemli bilakis komiserim. Yani bunu da eğer yapar çıkartırsak bu işin üstesinden gelebilirsek köye büyük bir eser kazandırmış olacağız. Yazın bilakis. Ölülerimizi biz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Vallahi billahi. Niye? Kokuyor. Siz de hemen gömün canım. Evet. Niye bekletiyorsunuz? Gömelim tabii. Gömmesine de. Şimdi tabii göç veren köy. Burası yaşlı insanlar burada hep. Özellikle İstanbul'dan gelinin kızı aradığında Almanya'da çok fazla vardır bizim şeyimiz. Akrabaları gelip görmek istiyorlar cenazesini. Adam oradan açmış telefonu diyor babamı gömmeyin gelip öpeceğim. Öp kardeşim de adam kokuyor. Nesini öpeceksin? Ne diyeceksin? Mecburen bekleteceksin. Tabii adam gitmiş köyden. Var 10 yıl gelmemiş. Şimdi ana baba burada. Yaşlı insanlar kalmışlar. Biri ölecek de. Onların köy ahlına gelecek. Asıl derdim benim bunları söyleyince de dedikodu hazır. Ne diyorlar? Köy sandığının paralarını yiyecek, morg yaptıracak falan. Orada da para varmış gibi. Dedikodu tabii Allah saklasın hepimizin ezelden dedi. Şükür Allah bizim benim uşakların durumu iyi. Yani ben Allah'a şükür yetiştirdim, büyüttüm, gönderdim. Büyük olan şimdi Kırıkkale, Mekka'ya'da. Onun durumu iyi. İki tane sorunum var orada. Ortancası da polis. Çanakkale'de. Yenicek'te. Onun küçüğü kız. Senin meslektaşın. Asubaya bildik onu da. Şeyimiz iyiydi yani. Çocukların durumu iyi. Fakat işte köylünün durumu perişan.
düşündüğüm gibi. Bu sene kaçıncı dönem? Bu sene kısmetse üçüncü döneme seçimlere hazırlanıyoruz bakalım. İnşallah. Üçüncü dönem ben niyetim hiç yoktu. Bu sefer kesinlikle hiç koymaya hiç niyetim yoktu. Allah var. Komiser çok ısrar ettiler. Ercan Kesal'la birlikte radyoda Hoş Sohbet programında söyleşiye devam ediyoruz. Ercan Bey. Fakat muhtar seçimlere hazırlanıyor yine. Hazırlanıyor yine değil mi? Tam da seçim arifesinde fena olmamış. O zaman tam denk gelmiş. Tam seçim arifesindeyken şöyle bir soru sorayım ben size. Bundan 10 yıl kadar önce, 10 yıl önce 2004 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldunuz ama aday olamadınız. Belki o dönemde halkın kahramanı olamadınız ama sonra da dertler sinemayla, senaryoyla, yazılarla anlatılmaya başlandı. Evet. Aslında biz sinema ve edebiyatın bir kahraman kazandığı için çok mutluyuz. Varsın siyaset kazanmasın o kahramanı. Biz mutluyuz. Böyle bir kahraman kazandığımız için. Nasıl değerlendiriyorsunuz son 10 yılınızı? Üzüntüler var mı yoksa iyi ki olmamış diyor musunuz siz de ben gibi? Yok, her şeyin bir sebebi vardır ve mutlaka tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ben bana kattıklarını hesaplıyorum yaptığım ettiğim işlerin. Üzülebileceğim tek şey boşuna geçirmiş olmaktır bir zamanı. Ben 2000 yıllarında başlayan bu siyaset hevesi ve yerel yönetime adaylık maceramda sokağı tanıdım. Hastalarımın gerçek hayatlarına intibak ettiğim, onların evlerini gördüm, onların hayat koşullarını izledim, onların dertlerine daha fazla düçar oldum. Onlarla oturdum, yedim, içtim, gezdim, dolaştım. Bunlar bana inanılmaz katkılar sundu. Hı hı. Adeta bir sosyolojik alan araştırması içerisinde gibiydim. Bu tür seçim öncesi faaliyetleri, adaylık faaliyetlerini sürdürürken. Sosyolojik alan araştırmasını İstanbul'da yapıyorsunuz değil mi, evet, şu anda? Tabii, kuşkusuz ve üstelik daha da tuhaf bir şey söyleyeyim. En rahat yani, yapılabilecek yer aslında değil mi İstanbul? Piyalepaşa'da Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, yani bütün bu son 2-3 gündür yaşanan olayların, hareketliliğin tam da merkezi olan bir yerdi benim hastanemin olduğu yer. Aynı zamanda bu şeyleri, politik çalışmaları sürdürdüğüm yer. Çünkü orası iç göçle oluşmuş bir İstanbul'un etrafındaki yeni bir Anadolu. Çok kozmopolit bir doku. Giresunların, Alucralıların, Erzincanlıların, Tuncelilerin, değişik etnik kimliklerin, değişik siyasal yapıların, değişik inançların bir arada olduğu müthiş hareketli, canlı ve İstanbul'un geleceğine dair de bizleri uyaran bir yer bence. Bana çok şey kattı. Hikayelerime, Perigazoz'undaki birçok yazdıklarıma falan çok şey kattı. Çok mutluyum oradaki kazançlarım için. Hiç öyle bir şeyim yok içimde açıkçası, bir kırgınlık falan yok. Ne güzel, bu sinema için bana çok iyi bir senaryo bile kazandırdı. Evet, belki o zaman biz sizi tanıyamayacaktık belki de. Peki yalnızca 2013 senesinde 5 uzun metrajlı filmde oynadınız. Yani hızla ve ödüllerle giden bu kariyer nereye doğru gidiyor? Bu yılki planlarınız neler? O sinema ile ilgili İstanbul'a geliş nedeninizdeki hedeflere ulaştınız mı? Oyunculuk yaparak ya da senaryo yazarak. Yoksa böyle bir yönetmenlik kuşkusuz var mı? Yönetmen. Göz kırpıyor musunuz yönetmenlik? Tabii. Yönetmenlik olmazsa olmaz. Sinema işi bir filmin sahibi yönetmendir çünkü. Ne yaparsanız yapın olmuyor değil mi? Ben oyunculuk da yaptığınız sürece, senaristlik yaptığınız sürece sadece yönetmenin düşlerine yardımcı olan ekibin içindeki birisiniz. Ama sinema bir düştür, film yönetmenin düşüdür diyorsanız, o düşün sahip olmak da istiyorsanız yönetmenlik yapacaksınız. Sistem bütün hatasını, sevabını, günahını omuzlayacaksınız. O filminizi yapacaksınız. Ben iyi bir yerdeyim tabii. Biraz da yaşadıklarım, yaptıklarım, okuduklarım ve yaşım itibariyle sinemaya hızlı bir giriş yaptım. Oyunculuk anlamında 2014 yılında sadece önümüzdeki ay Nisan 10 gibi başlıyor galiba. İstanbul Film Festivali'nde Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O Değilim filmi yarışacak. Türkiye premierini yapacak. Orada bir başrolüm var. Son filmim o. Ondan sonraki gelen teklifleri kabul etmedim. Bu yılı kendi filmime ayırdım. Bu yıl. Tayfun'un filminden sonra bir süre beni oyuncu olarak göremeyecekler.
göremeyeceksiniz. Buna sevindik. Yani oyuncu olarak görmeyeceğimiz için değil. Kendi filminize vakit ayıracağınız için sevindik. Yanlış anlaşılmasın. Recep, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok, çok sağ olsun buraya geldiği için bizi şereflendirdi. Neden? Devam çok edeceğiz. Sinemayı en azından kapatalım. Evet. Esas konumuza aslında dönelim. Peri Gazoz'una geçeceğiz. Peri Gazoz'u çok etkileyici bir kitap. Ben kitabı okumadım. Ama çok etkileyici. Niye? Seyrettim çünkü kitabı. Tıpkı diğer dostlarınızın size söylediği gibi. Ben seyrettim kitabı. O kadar çok şey gördüm ki Peri Gazoz'un da. Peki ben de çocukluğuma döndüm. Nasıl bu fikir gelişti? Nasıl aklınıza geldi Peri Gazoz'u kitabını yazmak? Aslında gazetelerde zaten şu anda da isteyenlerin internette yazdığınız gazetelerin sayfalarına girdiğinde okuyabildiği evet. yazılar. Bir farkı var mı kitapta toplanmasının? Var. Birkaç farkı var. Birisi tabii aslında enteresan bir biçimde sinemacı tarafımla, yani sinemaya edebiyatçı tarafımla girdim. Hı hı. Ama edebiyatı da, yazılı eser anlamında da sinemacı kimliğim vesile oldu. Yani Koray Çalışkan benim kıymetli bir kardeşim, arkadaşımdır. O benim Radikal'de yazmamı istedi. Radikal Yayın Müdürü'yle birlikte. Ben onlardan hafta her gün yazamayacağım ama haftada bir gün farklı bir formatta değişik bir şeyler yazmak istediğimi söyleyerek Radikal'e yazmaya başladım. Sonra bu üslup ortaya çıktı. Hakikaten yazmak değil de seyretmek. Sinematografik bir anlatımı var. Bir çeşit küçük tretmanlar, sinopsisler tarzında yazılar. Ortak bir metaforun etrafına kümelenmiş. Hı hı. Fakat gazete formatına uymayan da bazı öyküler kenarda bekliyordu. Onlar da bir zamanlar Anadolu'da filminin senaryosunu yazarken aklıma gelen hikayeleri kenara yazıp yazıp bırakıyordum. Hı hı. Çünkü mecbur hizmet hikayeleriydi. Hatta kafamdaki şey sadece bir mecbur hizmet hikayeleri yazmaktı. Neyse, bunların hepsi bir araya gelip bir şeyler ortaya çıkmaya başlayınca iletişimden kıymetli editörüm, çok sevgili kardeşim Tanıl, abi bunlar kitap yapalım. Yoksa hani dağılır gider dedi, ortalık yerde saçılır dediniz. Dedi, heba olur dedi. Adını eşim koydu, Peri Gazoz'unu. Çok güzel bir isim. Nazan koydu. Peri Gazoz'u biliyorsunuz, babamın gazoz hanesinin markasının ismidir. Evet. Muhteşem. Ortaya bu kitap çıktı. Özellikle ne alakası var baba? Başta da belirttim. Mühür ve yorgan. Evet. Benim öykülerim bunlar. Özellikle de mühür. O beden eğitimi derslerinden hepimiz geçtik. Aynı beden eğitimi derslerinde. Belki bizim öyle bir mührümüz yoktu. Şeker fabrikası mührü ama bir takım delikler olabiliyordu bazen. Mühür yoktu ama o da bir mühür gibiydi. O zorlukları siz anlattıkça ben yaşadım. O kadar çok yani tuvalette arkadaşlarımla ayrı giyinmek zorunda kalırdım ki ben yaşadım. Muhteşem öyküler. Bana bunları yaşattığınız için size ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazla kaç öykü var kitapta? Bunlar benim saydığım 3 öykü. Kaç öykü vardır? 31 öykü var. 31 öykü. Hı-hı. Peki her biri arasında da geçişler var tabii. Bütün toplamda o geçişleri sıralamayı Tanıl Bora yaptı ve bence çok iyi yapmış. O bütünlük kitaba yansımış çünkü. Ben de dönüp bakıyorum arada kitap. Ben karışmadım çünkü. Hı hı. İsmini söyledim sadece. Tanıl da başka isimler önermişti ama dedik ki Tanıl, bu Peri Gazoz'unu istiyoruz biz. Ondan sonra bütün dizaynını, için kapağını, arkasını, arkadaki tanıtımı, abi sen bir sunuş yaz içeriye dedi. Tamam, gerisini bana bırak dedi. Ben ona emanet ettim. Hepsini yerleştiren odur. Kim bilir kaç sinopsis çıkar değil mi? Evet, çıkar epeyce. Bayağı çıkar. Tabii her yazıdan ortalama 3 sinopsis olsa 100 civarında bir film öyküsü var diyebiliriz. Muhteşem. Evet. Özellikle babanızla olan ilişkiniz kitapta. Anne, arkadaşlar, kasaba halkı ve yaşantısı. Gençlikte, hatta çocuklukta yaşadıklarınızı öyle güzel anlatıyorsunuz ki günümüzde bizlerin yaşadığı, günlük hayatta Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılarla öyle güzel bağlar ve köprüler kuruyorsunuz ki çok önemli ve muazzam bu bağlar. Bunu yani çocukluğa döndüğünüz için sizce çocukluk ne kadar önemli bizlerin yaşantısında? Biraz önem vermeden mi geçiyoruz acaba çocuklarımızın yaşantısına? Evet. Bir hayatta çocukluğun ve yaşanmışlığın, anıların ne kadar önemi vardır acaba? Adam olabilmekte, insan kere, olabilmekte. Estağfurullah. Bir kere psikolojik açıdan 0-6 yaş için Melanie Klein psikiyatrin, psikolojinin duayenlerinden altın çağı olarak tarif ediyor o çağı. Hı hı. Yani sizin aslında anne babaların, ebeveynlerin fark etmediği anları adeta bir
yüksek hassasiyete sahip bir şey gibi, ses kaydedici gibi kaydediyor çocuk aslında zihnine. Tarıyor sizin bütün o sesleri, görüntüleri ve onu nakşediyor hafızasına. Aslında biz hatırlamadığımız için onların olmadığını zannediyoruz. Bütün sıkıntı o. Yoksa hepsi var, yerinde duruyor. Aslında duruyor. Evet. O bir sandık gibi. Evet, evet. Yani sadece bizdeki o bekliyor. Atasözü vardır ya, bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur lafı, aslında tam da bu. 6-7 yaşından sonra zaten 6-7 yaşına kadar oluşuyor çocuğun kişiliği. Evet. Belki yani, hatırlayamıyor ama oluşuyor, ama davranışlarına şey. tabii, etki ediyor. Ondan sonrası sadece bir düzeltme, modelleme, işte sağını solunu filan, çapaklarını temizleme gibi bir şey aslında. Çocuktur bu. Çok da büyür evet. gider dememek ama lazım aslında. Ama her şeyi yerleştiriyor. Böyle bu dikkatle bakması lazım ebeveynlerin ve daha sonra hatırladığımız zaman o an, oradaki anıların, o tuhaf karanlık gibi gözüken dönemin bizim hayatımızı nasıl belirlediğini, kişiliğimizi, bundan sonraki sürecimizi, tercihlerimizi nasıl belirlediğini falan görünce insan dehşete kapılıyor zaten. Kitabın girişinde ilk baskılarda Berkman yazdım. Sonra böyle bir düzeltme yaptım, Tarkovski diye. Doğrusu Tarkovski'nindir tabii. İnsan çocukluğundan beslenen, sanatçı diyor, çocukluğundan beslenen bir asalaktır diyor yani. Daha ne desin? Budur diyor, bizim başka diyor kaynağımız yok. Biz onu beslenerek büyürüz diyor. Yani bu da enteresan bir şey. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Tıpkı bir ipek böceği gibi aslında, evet, diyebilir evet. miyiz? Evet. Tabii anne babalara da çok büyük önem düşüyor. Tıpkı sizin babanız gibi. Evet. Nasıl Avanos Halk Kütüphanesi'nden size kitap seçip getirdiği gibi ve sizin evet. okumanıza evet. çok büyük katkısı ve öncülüğü olduğu gibi babalara, küçük annelere. Küçük bir hareket işte. Bu adam rahmetli ilkokul mezunu evet, bir çiftçi. Çok önemli işler ama düşüyor. O bir kitap getirip sizin hayatınızı değiştirip size başka bir istikamet çizebiliyor. Bu dikkatle bakması lazım ebeveynlerin çocukları olan ilişkilerine. İlgilenmek böyle bir şey aslında. Evet. İlgilenirlerse eğer anne babalar, sonrasında bir Ercan Kesal ortaya çıkar. Doktor da olur, şair de olur, yazar da olur, edebiyatçı da olur, sinemacı da olur. Hatta çok yakın zamanda yönetmen de olur. İyi insan olsun yeter. İyi insan, ama en önemlisi tabii iyi bir insan. İyi bir insanı ağırladık biz bu hafta Hoş Sohbet'te. Toparlamak gerekirse sevgili Recep, bir şeyler söylemek ister misin son kez? Sormak istediğin, merak ettiğin. Her zaman da göremiyoruz tabii Ercan Kesal'ı yanımızda. Evet, Recep İstanbul'a aslında gelecek zaten. O bitirdikten sonra evet. Onun için problem yok. Oh tamam. Teşekkürler. Benim tabii az önce ilk tecrübem olduğu için heyecanlandım. Direkt programı kapatmaya falan kalktım tabii. Benim senaryoyla mesela senaryo yazarken hayat da aslında bir nevi seçimlerle idame ettiğimiz bir şey. Senaryoyu yazarken de bir seçimler yapıyoruz. Bu seçimleri yani İşte bunu başarıya götüren veya bunun işte dediğimiz gibi yani o insanı izledikten sonra değiştirebilecek noktaya getiren şey acaba bizi besleyen şey insani meseleler mi veya daha farklı da nedir yani bunu bu seçimleri bize en iyi seçim yaptıran ve o değişimi yaratan senaryo yazımı aslında. Evet. Bu, senaryo yazarken belki söyleşinin başındaki cümleleri tekrarlamak gerekecek. Dönüp kendinize bakıyorsunuz. Kendi değişiminizi izliyorsunuz. Kendinizle olan hesaplaşmanızı. Bu cesareti gösterebilirseniz iyi senaryo çıkar. Yani bütün senaryo yazım süreçleri aslında psikoterapötik süreçlerdir. Bütün setler terapötik süreçlerdir. Oyunculuk da senaryo yazmaktan çok farklı bir şey değil. Oyunculukta da kendi önünüze koyduğunuz şey sadece size verilen metni tekrarlamak değil. O kahramanın kimliğinin sizin fıtratınızdaki, sizin şahsiyetinizdeki karşılığını arayıp bulup çıkartmaktır. Yani ben Kürt'teki demiryolu işçisini nereden bilirim? Ben hayatımda demiryolu işçisi görmedim ki. Evet. Demiryolu işçisinin paranoyasını, korkusunu, inadını, mücadele azmini, kendi içindeki tuhaf sebepsiz sıkıntılarını ben kendi Ercan Kesal'ın içindeki korkularda, paranoyada, inatta, mücadelede aradım, buldum, çıkarttım. Senaryo yazma süreçleri de biraz böyledir. Yani terapötiktir. Hikaye çok dert değil. Entrikası bol bir şey yazabilirsiniz. Mesele sizin kendi ruhsallığınızın farkındalığınız, dışarıdaki başkalarının önünden geçip gittiği meselelere bakışınız, dikkatiniz, hassasiyetiniz ve detayları ayırt etmeniz. Bütün sıkıntı bu. Bunları hallederseniz, ki bu bugünden yarına da bitecek olacak bir şey değil. Bu bir yolculuk. Bekleyip göreceğiz. Sabredeceğiz. Ercan Kesal'ı bir kez daha bekleyeceğiz biz. Programımıza, Yaşar Üniversitesi'ne, İnşallah. Radyoya keyifle ağırlamaktan da gurur duyuyoruz aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız.
İstanbul'dan geldiniz, ayağınızın tozuyla stüdyoya aldık sizleri. Ve İşar Üniversitesi'nin hoş sohbete misafir oldunuz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, bir başka hoş sohbette tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Hoş Sohbet, Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu'nda.